Akşamlar efendim masam hoş geldiniz. Bu akşam masamda renk var, hayat var, kumaş var, sohbet var. Cemil İpekçi masamda. Buyursunlar başlıyoruz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Biraz böyle hüzünlü geldiniz bugün. Bir yorgunsuz, bir tadımız yok. Yorgunluk var, kırgınlık var. Evet. Yani artık hakikaten çok yoruldum. Baktığınızda şu anda Hollanda'dayım işte Allah kısmet derse 27 Nisan'da da dükkanım açılıyor ve orada bir vakıf kuruluyor Cemili Bekçi Vakfı diye Hollanda hükümeti tarafından da yani destekli ee, orada ders de vereceğim artık Hollanda Türkiye olacak yani baktığınız zaman dünyanın her yerinde bir problem var yani e, son bir buçuk iki senedir hmm. e, daha evvel de yakalamıştık Kayseri'de yakalamıştık Şimdi Erzurum'da, Kayseri'de, oralarda benim Cemil İpekçi markası adı altında hatta etiketlerimin taklidini yaptırıp gelinlikler yapıp satan insanlar ve aynı zamanda da benim ev eşyaları ürünlerim de var. Evet, ee, evet. Yatak odası takımları Hı -hı. gibi, Hı -hı. onun gibi işte banyodan çıktığınızda giyinen nevresimler, evet. bornozlarım, onlarım da var. O da bir marka ve tescilli bir marka. Ve o esasında Nisan ayına kadar bir firmaya e, anlaşmam vardı. Nisan'da bitiyor. Fakat onlar, e, insanlar bu bunu merdiven altı diyorlarmış. Merdiven altında Denizli'de yani iki tane yeri yakaladık. Pardon özür dilerim araya gireceğim. Yani şu an bizi izleyen Kayseri'de veya Denizli'de seyircilerimiz var ise. Hayır ben onlar... bu buradan herkese sesleniyorum. Evet. E, neden sesleniyorum? Çünkü basın toplantısında da aynı şeyi söyledim. ...geçen hafta basın toplantısında hı hı. da aynı şeyi söyledim. Söylediğim şu, beni çok sevdiklerini biliyorum. Yani bunu sanal dünyadan da anlıyorum, sokağa çıktığımda da anlıyorum. Hakikaten zaten bu kadar sevgi olmasaydı belki de ülke, bu ülkede kalmazdım. Yani beni tutan vatanım aynı zamanda insanlarımın sevgisi. Mutlaka. Bu kadar çok seviyorlarsa sevdiğini korumak gerekiyor. Onun için de böyle kalkıp gittikleri zaman... Ee, herhangi bir yere Cemil Cemilipekçik Gelin ni dediğinde en azından zahmet edip çünkü telefon numarasının, genel telefon numaram duruyor. Ya yani, ya da sanal dünyadan bildirebilirler burada var diye. Zaten bir ikisini öyle yakaladık. Nasıl yakaladınız? Nasıl? Ee, nasıl yakaladık? Mesela daha yeni oldu. Ee, 15 gün evvel bir hanım bana Instagram'dan bir e, kapalı gelinlik dantel e, resmini atmış. Dedi ki Cemil Bey dedi sizin gelinliğinizi aldık. Ama e, firma Duvak da istiyoruz ama e, Duvak e, Cemil Bey pahalı biraz. E, onlar da bize hani Cemil Bey'e sormamız lazım fiyatı hakkında dediler dedi. Dedim hanımefendi benim Erzurum'da gelinliğim yok. Aldatılıyorsunuz sahte bir Cemil İpekçi gelinliği yok. Kayseri'de e, arkada bir oda yapılmış. E, ...dükkanın arkasında Cemil Bekçi'yi niye gösterelim diye oraya götürüyorlar ve oradan öyle yakaladık. Bugün e, size olan bir şey yarın birçok e, marka olan Hayır, var zaten. Kişiye, Hayır, var zaten. Başına gelebilir Ölümün Hayır, zaten var mi? yani sadece benimki değil. Benim gibi e, kendi Türk markalarımız. Yani şahıs değil de isim olan tamam. markaların Hı -hı. taklitleri de yapılıyor. Hı -hı. Peki sizinkileri nasıl kopyalamışlar Cemil? Nasıl de? kopyalamışlar? Yani, alıyor, almışlar. Alıyor. Alıyor. Aynısını, Ve birebir. E, o kadar aynı ki ben bile e, aa, ayırt aa, edemiyorum. yani Fiyatlandırmayı nasıl yapıyor? Sizin Fakat lütçelerinde... bir tek kalitede böyle bakıyorsunuz. Tanıtmayı nasıl yapıyor? Çünkü insan, e, biraz daha ucuz satıyorlar. E, mutlaka, Oradan anlayabilirim. Biraz artık, daha aynı. ucuz satıyorlar. E, tabii alıcının da yani imalatçı yapıyor bunu çünkü. Fabrika yapıyor. E, tabii, Merdiven tabii. altı diyorlar. Atölyeler yapıyor. Tabii e, bu ürünü satanlar da hani mağazalarında e, biraz daha ucuza almak işlerine ne geliyor ve orada ne yapıyorlar ee, büyük bir ahlaksızlık bu. Umarım içiniz rahatlar ve umarım İnşallah ferahlarsınız onun içinde biraz ve... bugün böyle biraz bugünlerde e, hey heylerim derler ya yani Heyler. böyle sağdan sağdan Hüme'yi diyordu Haklısın. geliyor haklısınız ama buradan duyurmamız iyi oldu eminim şimdi e, bilenler bilmeyenlere de duyuracaktır e, basın toplantısında mutlaka bir ses getirip e, ses getireceği muhakkak e, Buradan da hırsızlara söyleyelim yani bu evet. mutlaka yani bildirsinler aldıkları bildirsinler. Aynen size ulaşsınlar sosyal evet, medyada Hayır sosyal ula... medyada, hayır, sosyal medyada Çünkü bir de yani sosyal medyada sahte değilim Değilsiniz, yani, onu da e, takipçi sayısından bakabilir ve kendim cevap veriyorum. Yani bunu bilsinler. Buradan dileyelim ki varsa böyle hemen böyle hazırda haber vereceğiniz bir adres, bir isim. Buyurun, e, sosyal medyadan diyorum. Reklama gidiyorum. Sonrasında tamam. hadi güzel şeylerden Olsun. konuşalım. Buyursun. E, bu nedir dedim. Bürümcük e, dediler. İşte bu nasıl yapılıyor? Soruyorum, 9 yaşındayım, 10 yaşındayım artık. ...bir tokat attım kendime... ...dedim ki kendine de yani daha elin ayağın tutuyor... ...ne resimleri bulmuşum... Ay ...ne kadar. kadar güzel... ...annemin böyle içine girdim... ...doğduğundan... ...ve annemin 8 aylıkken... ...annesini kaybetmesinin acılarından... Ee, bir Hürrem gibi, köşem gibi e, 46 sene idare ettim. Ha ben hayatım boyunca bunu bildiğim için, saraylı da olduğum için, saray entrikalarını da iyi bildiğim için. Ay doğru. Çok bir güzel bir demiş. modanın Hürrem'i, Kösem'i olabildim. Baba dedi niye bakıyorlar insanlar bana? Sen de evden çıkmadan evvel kendine baktın mı? İnsanın kendini sevmesi ve beğenmesi. Çünkü en masum şey de giyinmek. şeylerden bahsedelim, renklerden evet. bahsedelim, kumaşlardan bahsedelim ki zaten sizi görünce içim açıldı. Ben de size bir uyku, <laughs> <laughs> renkli bir <laughs> hamile kıyafetiyle karşınıza çıktım bugün. Her şey nasıl gidiyor? Bu ba, her şey gidiyor dışında. da seni e, hamile görmek beni çok mutlu etti. Değil Çünkü siz beni e, çok seviyorsun, eski, eski, e, evet. seni çok çocuk beri tanıyorum. Evet. E, her zaman çok başarılı e, ve işte o babanın kızısın. Çok o annenin kızısın. Yani e, hayatımda Hı. sana bir ayrı bir sevgim vardır. Şu anda seni anne olabileceğini düşünmek, <laughs> hem kendimizin ne kadar yaş aldığını, hem de aynı zamanda da e, tabii ki böyle bir, e, Rutkay bilmiyorum nasıl kab kabul ediyor bunu ama, e, dede olmayı. E, e, çok sevinecek herhalde. <laughs> ve evet, evet, e, Ben de dede gibi hissediyorum evet, kendimi. Evet İnşallah sağlıklı onları da kucağıma alacağım <laughs> i̇nşallah, gün olur. İnşallah. İnşallah. E, e, i̇yi gidiyor. Yorucu. E, etrafıma bakarsan zır deliyim. Ama hayatımda e, etrafıma göre, bir sürü insana göre zaten akıl normları içinde olmadım. Benim normlarımla e, maalesef çoğu insanın normları uymadı. Çünkü e, çoğu insana göre bir defa sanatçıyı anlamıyorlar. Yani e, bir sanatçının isterse 100 yaşına gelsin, e, eli ayağı tutuyorsa e, hala e, çalışacağını... Çünkü sanatçı çalışmaz. Esasında o onun yaşamıdır. Yani ne tiyatrocu ne bir... Ee, film oyuncusu, oyuncular veya yazarlar ya da şairler, ressamlar yani e, işleri değildir o. O onların yaşam biçimi. Bu benim dört yaşında başladığım, Goblen kaneviçe ile başladığım ve hayatımda elimin ayağımın tuttuğu sürece, gözümün gördüğü sürece e, devam edeceğim bir yaşam biçimi. Üretmek aslında çünkü üretmek siz e, yaşam boyunca ürettiniz. Üretmek bir de yani başka türlü bir yaşam düşünmüyorum. Evet. E, Doğalcığım bir şey yaptım yani bir denedim 3 ay 4 ay Bodrum'da. E, Hiçbir e, şey yapmadım Kapadım 4 ay gittim <laughs> Bodrum'daki eve. Çünkü bir sürü arkadaşım %80 arkadaşım Bodrum'a yerleştiler. Benim yaşımda olanlar ama iş adamlarıydı onlar. Evet. Kapadılar fabrikaları falan çocuklarına verdiler gittiler yerleştiler. Ben de çocukluk arkadaşım hepsini çok sevdiğim. Ben de dedim ki ay bakayım nasıl bir şey bu. İşte kalkıyorsun sabah, denize giriyorsun, arkasından işte öğlen yemeğini yiyorsun, öğleden sonra biraz sohbet, gene denize giriyorsun, akşamüstü Kahretsin, bir kahve, gazden okuyorsun, akşam o falan. Ay bir baktım üç ay sonra ölülerle konuşmaya başladım. Hayatımda çünkü o kadar çok kaybettiğim insan var ki bu yaşa gelince yani bir defa ailenin tümünü kaybetmişim neredeyse. Arkadaşlarımın yüzde kırkını kaybetmişim. Sevdiklerimin yüzde yetmişini. Yalnız kaldıkça bütün ölüler odaya dolmaya başladı. O da öldü, bu da öldü. İşte sen de hizaya girdin, sıraya girdin diye. Bir tokat attım kendime. Dedim ki kendine gel. Yani daha elin ayağın tutuyor. Yani ne demek emekli olmak veya da onu. Ve kalktım tekrar çalışmaya başladım. Bu da yetmedi. Ee, bir proje hatırlamıştım. Çünkü bugüne kadar Hollanda'dan ben esasında biliyorsun etnik bir tasarımcıyım, modacı hı hı. değilim. Modayı da hiç sevmedim hayatımda, moda denilen şeyi. Ben köklerle, kültürle, kültürü bugüne taşımayı seviyorum. Sonra Beşiktaş'da okuduğum için Hollanda'da bana çok böyle tesir ederdi. Hollanda'nın çünkü dünyada hem siyasi hem aynı zamanda da sanatsal çok minicik bir ülke olmasına rağmen önemli bir yeri vardır. Sonra böyle karıştırırken karıştırırken çünkü niye olmasın dedim Hollanda kültürünü bugüne taşımak. Bir araştırma yaptım ki baktım hiçbir Hollandalı dizayne, tasarımcı çıkıp da kendi kültürünü, benim kendi kültürümü kullandığım gibi şilebezimi ya da işte ne bileyim cepkenimi Cepkeni, bugüne evet. taşımamış. Ve sonra böyle bu projeyi hazırlayınca tabii Hollanda çok mutlu oldu. Ve oturun müsaadem. Hepsi sağ olsun Kültür Bakanlığı oranın, Ekonomi Bakanlığı, sefaret. Şimdi orada bir adını da koyduk onun. Orada da bir basın toplantısı olacak. Hollanda Rüzgarı diye. Hollanda'nın 18. 19. yüzyılından esinlenerek hazırlanmış takısından e, giysisine kadar hiç bilmediğimiz çok sık gittiğim bir yer iyi de bildiğim bir yer ama hiç e, gözüme bir motif ya da bir renk gelmiyor o kadar çok yani, yani mutlaka, hem motifleri çok biliyorsun seramikleri ders seramikleri var, var. E, şey patikleri var evet hayır, patikleri var ama aynı zamanda giyinişlerinde de yani çok önemli. E, evet işte baktığın zaman 18 19. Mi? yüzyılda mesela o, onların kadınların kollarını aldım kol e, gömlek kollarını blue bluzinden yaptım. Ee, ama gayet bugün giyilebilecek gibi. E tuvaletlerde onları kullandım dantellerini. Bizim kültürümüze e, uygun ya da benzer şeyleri var mı? Bizim bu yok. renklerinde ya da Yok buklarında? da e, renklerde yok. Biz çok daha şaşalıyız... Onlar daha mı? Onlar da gene süslü, zengin Hı. sınıfı. Ya yani onlar da biliyorsunuz aristokrasi. Evet, ama bizde evet. de aynı şey saray ve halk var. Ee, baktığınız zaman de evet yani çok süslüler ama e, hiçbir zaman için doğu kadar yani Anadolu'dan başlayan doğu kadar çok süslü e, ve çok renkli, renkli değiller. Bizim o anlamda çok renklerimiz var. Şimdi öyle, bizim mi? renklerimiz şuradan geliyor çünkü ben Avrasya diyorum buraya. Avrupa, Anadolu da demiyorum çünkü bir arası Avrupa'da. Osmanlı'nın 500 sene içinde... O bütün toprakları içindeyken işte o birbirine geçen bir kültürler var. Hı hı. Mesela çok gülüyorum. Her Hıdrellez'de e, yapılan yaprak sarması vardır. Zeytinyağlı yaprak sarması. Ve onu biz kendi yemeğimiz deriz. Rumlar da e, Yunanlar da bizim yemeğimiz der. Oh, halbuki halbuki de, tarihe baktığınızda bundan 5000 bin ]mış. yıl önce Karya'da Baküs bayramında yani Hıdrellez günü Hidrelle. baharı karşılamada bereket için yapılan pirinçle bir dolma. Yani onun için de bu topraklarda hem yaşamışların sonra Osmanlılar hanedan kurduğunda genişleyerek aldığımız işte Arabistan'dan bir kısım almışız, Doğu'dan bir kısım almışız, Macaristan'dan bile almışız. Ben hatta şeyde çok gülmüştüm bir dizide. Ee, Hürrem dizisinde çok gülmüştüm. Ee, Hürrem hep bıldırcın yiyordu. <laughs> Aslında bıldırcın değil o yediği güvercin. Çünkü Osmanlı'nın en önemli yemeklerinden biri Fransızların yaptığı ballı güvercin. E, tabii bir cariye girmiş Fransız cariye ve bunu öğretmiş. Bunun gibi e, tabii giyside de çok farklı bir renklik var. Farklı renklikler var ve bilinmeyen şeyler de var Hayır, işte. bilinmeyen var bir de tabii mesela bir bir iğne oyası diyorsun. Mesela iğne oyası aslında tek başına tek başına evet. e, bir büyük bir sanat ve yüzyıllara dayanan bir sanat. Yüz yıllara. Çünkü iğne oyası esasında mektup, mesaj. Yani iğne oyası süs için takılmamış. Aynı küpe gibi. Yani mesela küpeler de ben bugün küpe takmadım. Ee, evet evet <laughs> takmadım Etiriz bugün tamam. böyle biraz kulağım dinlensin. <laughs> küpeler gibi. Yani mesela küpeyi de herkes zannediyor ki süs diye çıkmış. Hayır böyle kulaklarını çeksinler. Böyle buradaki bir siniri çekiyor. Ee, onun için de mesela firavunlar, sümerler çek, yap, takmışlar. Çünkü siniri çekiyor göz hastalıklarına karşı. Miyopa, hipermetropa karşı. Kasları çekiyor. Ağır küpe o zaman. Tabii ağır küpe ama sonradan işte şey diye çıkmış yani kimlik yani ne hangi sosyal sınıfta hangi e, maddi sınıfta olduğun belli Hı -hı. itibarın belli olmuş. Aynı şey iğne oyası iğne oyalarında mesela bakıyorsun iğne oyalarında işte kız e, evlenmek üzere ya da kızın e, nişanlısı askerde ya da hayatında aşık. İşte onu iğne oyalarına vermiş. Yani baharla beraber şiir yazmış. Esasında bir iğne oyasıyla şiiri yazmış. Onun için benim için mesela benim hayatımda iğne oyaları çok önemlidir. İyi de bir koleksiyonum da var. Ee, aynen mesela tahta kalıplar. Biliyorsun Yozgat kalıpları tahta ile basılır. Yemeni kalıpları. O Yemeni kalıplarından şu an ben de zannediyorum 2700 tane falan oldu. Nerede duruyor bunlar? Bunlar hepsi Bodrum'daki evimde. Bodrum'deki ee, gibi bir şey şu anda yani. Daha bize, bize değil ama e, inşallah bir gün e, terk ettiğimde bu dünyayı arkamdan. E, Allah daha uzun ömür versin. Daha bu, niyetim yok. Daha ama niyet bir... yok ama şunu soracağım yeri gelmişken bu televizyon dizileri televizyondaki diziler şu an dönem dizileri de var malum hiç oralara. E, Danışmanlık veya o... hay böyle bir arzunuz hay, oldu gelmedi. mu? Hayır, gelmedi. Neden gelmedi? Yani esasında bana çok zor teklif gelir. Yani tarihi bir filmi yaptığın zaman her ne kadar kurgu da olsa, tarihi yansıtmasa da hangi dönemi yansıtıyorsa o dönemin birebir kostümünü yapmak mecburiyetindesin. Bundan zor kaçamazsın. Yani çünkü dizide bu biri bir, bir şey. kostümle de tabii. kalmıyor, dekorla kalıyor, aksesuarıyla evet. kalıyor, bırak onun ışığıyla kalıyor. Şey yani tabii. sen 16. 17. yüzyılda sanki e, elektrik var gibi aydınlık yapıyorsan e, olmuyor. Onun için de tarihi dizilerde benim için e, Oscar verdiğim, benim Oscar verdiğim tek bir ülke var. O da İngiltere. Yani en başarılı. Keşke bizdekiler de biraz örnek alsalar. Evet gitgide düzeliyor. Gitgide düzeliyoruz. Kostümde de düzeliyoruz. Ama o kadar e, saçmalık oluyor ki mesela 17. yüzyıl diye gösteriyor. E bana 18. yüzyılın kostümüyle çıkıyor İşte karşımda. onu siz ve tarihçiler veya bu işin elleri evet yani, biliyor tabii. Bunları halk veya bizler tabii ayırt edemiyoruz. Ha Geri kalan dizileri zaten seyretmiyorum. Ee, çünkü artık dizi yaşım geçti zannediyorum. E, estağfurullah. Yani kısacası zaten böyle bir şey size hakikaten gelmez. Çünkü bunun için hem maddi hem eee zamanlama zaten e, tabii yani mesela, çok hızlı bir fabrika gibi çalışan hayır, bir yer. Hayır. Fabrika gibi çalışan bir de biliyorsun mesela dışarıda bir dizi yapılmadan bir yıl evvel tabii hepsi hazır oluyor. bir yıl evvel kostümler tabii, başlanıyor, tabii, hazırlanmaya aynen. çünkü kumaşları dokutuluyor. Tabii. İşte üstündeki kumaş birebir aynı, takılar aynı. aynı evet, ee, onu bu, gene tasarımcı o kendi beyninden o devre gidiyor. Yeni bir şeyler tasarlıyor fakat o devre uygun. Yani oradan çıkmıyor. Ee, bana da teklif gelmemesine üzülmüyorum. Bence önemsemiyorlar. Bir sanat filmi olsa belki daha farklı davranırlar ya da yurt dışında yayınlanacak ya da bir şey temsil Hayır, eden. Hayır, satıyorlar. Için. Yurt dışına da satıyorlar. satıyorlar ama şimdi sinema başka bir şey. Ama şöyle oluyor. Yurt dışına satıyorlar tabii yurt dışına sattıkları çoğu bölge Doğu bölgesi, Arabistan ya da Türkiye. Şimdi oradaki insanlar zaten çoğu bu kostüm tarihini falan çok bilmiyorlar. Bilmiyorlar tabii. Bilmedikleri için onlar da öyle zannediyorlar. Ama bunu bir Avrupa'da sattığında yutmazlar. Yani hiç yutmaz hem de. Yani orada hemen tabii ki gittiğimde dışarıya mesela bazı dizilerimizin tenkitlerini duymak gönlümü çok acıtıyor. Yani... İşte diyor ki 16. yüzyılda, 15. yüzyılda sizin kadınlarınızı biz biliyoruz böyle giyinmediğini. Yani e, bu bu neyi göstermeye çalışıyor? O, onu diyorlar. Yani hakiki sanatçı olanlar tabii bunu söylüyorlar yani. Evet, bilgisi olanlar tabii, tabii bunu söylüyorlar. Şimdi biraz geçmiş zamanlara gitmek istiyorum. İlk e, kendinizi e, ifade etmeye başladığınız zamanları hatırlıyor musunuz? O defileleri ya da e... ilk defilen 1971'deydi. Hı hı. Antalya'daydı ve çok komik saklıyorum onu Antalya Film Festivali'ndeydi. ve Antalya Film Festivali'nde onun bence şeyi bile yok, videosu videosu bile yok artık. Asuman Tuğberk vardı, Asman Ken. Asuman benim muazzam böyle büyük bir kaplin şapkalı giymişti. Fakat podyum yok 71'de. Podyum kuracak bir firma yok, ışık yok. Böyle hiç unutmuyorum. ...kemer altında tahtalarla bir podyum kurduk, çarşaflarla podyumu kapladık. Hatta kırılacak mı diye korktuk ve ilk defilem 71'de öyle oldu. Ondan sonra işte 74 sonu kendi işimi açtıktan sonra 75'te daha sık sık otellerde orada ama hala podyum zorluğu çekiyoruz, ışık zorluğu çekiyoruz backstage dediğimiz arka plandaki zorluğu çekiyoruz. O zamanlardan bahsediyoruz. Evet. Değil yani değil şu mi? andaki evet. tasarımcılar çok şanslı. Şanslılar değil mi? bir de benim başladığım dönemde düşün ki doğa tahta kalede başladım çünkü. Hmm. Ve bir firmada başladım. Düğme yok. Kumaş yok. Ve Her şey yasak. Getirmen de yani iyi o sırada ithalat da yok o kadar büyük. Yasak ve ben çok iyi bilirim böyle plastik plakalar alıp Yakma makinesiyle düğmeler yaptığımı, çok iyi bilirim 5 metre kumaşın desenini kendi elimde boyadığımı... ...çünkü o zaman Bursa'da baskılar yapılıyordu. Bir desenin çıkması 3 ay, basılması 2 ay daha. Şimdi o zaman için hayal kurmak da insanı üzenmiş hayal olsa gerek. Hayal kurmak da Çünkü öyle. hayal ediyorsun ama... Ama şu andaki tasarımcılara bakıyorum, genç bu işe gönül verenlere bakıyorum. Kıskanmıyorum değil. Yani bugün bir tahta kaleye iniyorsun... Neler en, neler en basit bir tahta kaleye iniyorsun. Yani tahta kaleye inen birinin eğer bir hakikaten tasarımcıysa bir şeyleri o anda bir değil bin tane çıkarmaması mümkün değil. Ya yani düğmeden ipliğe kadar. Büyümeden ipliğe düşünebiliyor musun? Gizli gizli çantamda iğne toplu iğne getirirdim. Çünkü bir tek Neden? böyle odun gibi toplu iğneler vardı. Evet. E ee, ipeye bat, batmıyor, kesiyordu. Onun için de yasak da olduğu için çantamızda gizli getiriyorduk dışarıdan. Bugün belki bir sürü insan gençler olduğu yeri beğenmiyor. Ama bizim yaşımızdakilere baktığınız zaman biz nerelerden bugün nereye geldik? En azından mesela senle konuşuyorum bir televizyon kanalındayım. Biz e, televizyonla büyümedik. Televizyonda büyüdüğümüzde Hayır. de bir tek haftada bir kere açar bakardık kaç sene. Hatta çok ağlamıştım. Çünkü halam Adana'da oturuyordu. Damadımız da Amerikalıydı. İncirlikte hava üstüne gitmiştim. Orada televizyon vardı tabii. Hani incirlik üssü yapıyor hı hı, yayın. Hı. Babama tutturmuştum. Ben de televizyon istiyorum, ben de televizyon istiyorum diye. Babam da gitmiş bir yerden bulmuş televizyonu. Almış getirmiş. Ve televizyonu odama koydumdu Tabii televizyon çalışmıyor. Ve bunun gibi... Ya, ne resimleri bulmuşsunuz? Ay, ne, ne kadar, kadar güzel. E, Annemle babam. Anne ve babanın fotoğrafı değil mi? Ay çok güzel bir fotoğraf gerçekten. Anne ne kadar zarif yalnız dua çok. Ve... bu ben. Ay çok İyi güzel fotoğraflar. Siz tam böyle e, saraylarda büyümüş. E, çocuk. Ama öyle yani, büyüdüm. Değil yani, yani çok o büyük, kültürde, o e, doğanın içerisinde, e, Çok öyle büyük değil bir köşkte büyüdüm. Anne evet. tarafım e, çok saraya evet. dayanan bir evet. aile tarafı ve bir Safranbolu, Erzincanlı, işte Karabaş hazretleri, Nafi evet. Baba, böyle Şıhlar torunu ve ben böyle büyürken e, e, dadım demeyim, dadılar ve e, herhalde son görenlerdenim ağaları ve hatunları, yani işte köşte yaşayan. Şakira, Ağa, İbrahim, Ağa, Cevriye Hatun, Aysel Hatun. Yani bir evet. hayatın içinde aslında ne kadar farklı e, hayatlar yaşamış gibisiniz. Çok farklı Öyle hayatlar musun? yaşadım. Yani yani ben sizi çalışırken, okurken ve eskiden tanıdığım kadarıyla bunu hissediyorum. Ama sizin de bütün bunları yaşamış olmanız çok farklı hisler. Yani e, tabii ki bir de gerek. çok tuhaf bir anne-baba ailesi vardı. Yani baba tarafım Selanikli. Evet. Ve tamamen Batı terbiyesi. Batı, evet tamamen batı ama tamamen batı ama uç batı. Çok frankofon, çok Fransız ve yemek yeme farklı, sofra düzeni farklı, konuşma farklı, her şey farklı. Anne tarafım tam Osmanlı, ağdalı, İstanbullu Osmanlı. Ee, yani mesela bakıyorum baba tarafımda yemekten sonra küçük taslar gelir böyle porselen, su ve içinde çiçekler. Ağzımızı temizlemek için peçeteyle Ama anne tarafımda Minik havlular e, Gül sulu kapaklı gümüşlerin içinde gelir Yani işte Baba tarafımda bakıyorum her gün duş yapıyoruz Beni babaannem büyüttü çünkü e, Duş yapıyoruz Çünkü 1945'te yapılmış Bir apartman e, İtalya'dan gelmiş bir banyo Ama nineme gittiğimde Cihangir'e e, Ninem ölene kadar Mesela evine e, şey koydurmadı e, ...şofbendi yoktu da o zaman böyle bir... E, ...hava gazıyla çalışan bir şey vardı... ...suyu ısıtan... Ne, ...koydurmadı kalorifer koydurmadı... Ne ...çünkü yaptı? dedik ki yani ben istemiyorum... Bunlar, ...bu aletler beni hastalatıyor... ...onun için mesela dört katlı bir apartmanı vardı... ...her katta kalorifer var... ...her katta hani o sıcak sulu var... ...duş var... ...onda bakır kocaman bir Ay, soba... Enteresan. ...kurna... ...haftada bir gün böyle keselenerek... ...bizi yıkar işte mavi çini sobası, dolabı katiyen sokmaz evine, tel dolap, yemekler günlük yapılır. Şimdi ben tabii hafta sonları orada, hafta içi babaannemde, e, ondan sarayı dinlerken işte annemin babası Abdülhalim Efendi'nin yaveriymiş. Annemin adını da o koymuş sahire diye. orada tabii saray hikayeleri dinlerken, öbür tarafta da Selanik'in Balkan hikayelerini dinleme, dinleyerek bir de çok meraklı bir çocuk olduğumdan, çok soru sorarak ninem de Allah'tan 102 yaşında öldü de bol sordum. Eee babaannem şey, de büyük bir ve ve çok bu ülkenin iki kültürünü birden yaşamanın evet. keyfini yaşadım. Peki bütün bunların içerisinde kumaşlara dokunmak İşte e... onun içinde mesela Avrupa kumaşına dokunamadım. Nasıl? Avrupa kumaşlarına dokunamadım. Neden? Çünkü babam e, sinemalarımız vardı bizim. Biz sinemacıydık. İpekçiler sinemacı. Evet, evet. E, ilk hatta filmi yapanlar. E, ve bir de aynı zamanda da işte Beyoğlu'nda sinemalar var. Bir de e, Anadolu'da sinemalar var. Bir de e, üç tane dört tane büyük firmanın da e, Orta Doğu temsilcisi. E, babam altı buçuk yedi yaşındaydım zannediyorum. Bir kere sinemaları teftişe giderken filmleri beni İskenderun'dan başlayıp Antep'e kadar bir bir on gün yanında götürdü. İskenderun hakikaten yani altmış küsur sene önceymiş tabii ki yani bugünkü Fransa neyse Nice öyle bir yerdi. Palmiye ağaçları içinde böyle muazzam şık kadınlar, muazzam şık beyler bir İskenderun düşün. Sonra oradan Adana'ya geçtik. Adana'da böyle tam bir dizi yapılmıştı küçük hanımın Çiftliği diye. tam o dönemler çünkü bana çok yaşattı o yaşadığım dönemi hakikaten böyle böyle bir sınıf var Paris bir sınıf var ee, tamamen farklı sonra tam Urfa'ya giderken arabayla gidiliyor kaç tabii. yaşındasınız bu sırada 6 yaşında 7 yaşında İlkokula başladım mı İlkokul 1 miydi tam onu hatırlamıyorum böyle sonra ağaçlar kesildi birden yani orman yok, ağaç yok. Sadece bir kırsal ve, ve volkanik taşların olduğu bir yerlerden gidiyoruz. Fakat köyler var. Köylerde işte kabak ağaçları, söğüt ağaçları, böyle yeşil yeşil görüyorsun ve köylerin içine girdik ve o köylerde birer çiçek kadar renkli kadınları gördüm. Yani mor bir şalvar giymiş, üstüne pazen bir etek, Üstünde yeşil bir hırka, içinde minnacık basmadan bir tane gömlek, başında iğne oyaları deseniyle sanki o böyle kırsal kesimin o toprağın üzerinde çiçek açmış gibiydiler. İşte sizi o etkiliyor. Ben Ve bütün beni o kadar çok etkilemiş ki döner Tabii. dönmez evet. kumaşların da cinsini de sordum orada nedir işte diye. 6 yaşındayken tabi Tabii pa basma pazen diye o da dikiş dikiyorum artık bebeklerime falan. Evet. E, geldim anneme dedim ki anne basma pazen istiyorum. Allah rahmet eylesin. E, böyle bir eskiden öyle şeyler vardı. Kumaşçılar vardı sırtında kumaş. Hatta Cihan Cihangir'de bile dolaşırlardı. Evet. Evlere kumaş Biliyorum. getirirdi. Hı hı. Benim de annem öyle bir kumaşçı buldu bana. E, her hafta bana işte bir metre iki metre basma fazen... E, derken şile beziyle tanıştım. Nasıl tanıştım? Onda köşteki sandıkları e, karıştırırken böyle yakası açılmamış gömlekler buldum. Büyük büyük dedemin gömlekleriymiş. E, bu nedir dedim. E, bürümcük dediler. İşte bu nasıl yapılıyor? Soruyorum 9 yaşındayım 10 yaşındayım artık. İşte Şile'de yapılıyor. E, ben de Çubuklu'yuz. Çubuklu'da köş, Kanlıca'nın yanında. E, Polonezköy'de e, şeylerde Şile'de çok yakın. Hadi Şile'ye gittim. Şile'deki o tezgahları gördüm. Ben bir tane o Şile e, defilenize gelmiştim. Yaşım küçüktü ama çok güzel bir defileydi. Hatırlıyorum. Şile Vezde defilesi. Ve böylece aşık oldum. Aşık olup artık ondan sonra zaten ne olacağınıza karar veriyorsunuz. Evet yani hayatımda diktiğim gelinliklerin içinde mesela evet. en sevdiğim gelinliklerden biri Serap diye benim can canımın benim böyle bir haremim var diyorum. 5-10 <laughs> ee, kadın arkadaşım vardır ama 35-40 senelik. Seraba diktiğim mesela hakiki patiska, beyaz patiska ve hakiki de e, yastık kenarına konan kopanaki dantel, kopanaki dantel denirdi. Onlarla yapılmış bir gelinlikti ve Fethiye'de evlenmişti. En son Azra'ya diktiğim gelinlik mesela orada güzel, evet. bilmiyorum kaç yüz metre diyebiliriz yani 150 200 metre iğne oyası bütün dantel evet, yerine kullandım. Ee, ve Azada müthiş taşıdı ve başında bütün o evet, gelin telleriyle, onlarıyla. Ben bu toprağın kültürünün bu toprakta daha evvel yaşamışların kültürlerine de sonra Osmanlı aldıktan sonraki harmanlamasına çok aşık oldum. ...bir tane defile kolajımız var eskilerden... ...size bir onu izletmek istiyorum... ...bir gelsin mi o üstüne Gel. konuşalım... ...bakalım anımsıyor musunuz onu... ...buyursun gelsin lütfen... <laughs> çok defile var ki biz böyle zamandan çok çalmayalım yani, diye. Yani tabii yani şu anda sayamıyorum. Evet çok var. Çok fazla. Defilelerinizin olmazsa olmazı nedir? Ya da nasıl oluşturursunuz onu? Olması derken o hayat o da bir dünya ya, mıdır? Yani deriz? tabii yani defile mesela e, şu anda en az altı defile var kafa. Yani altı koleksiyon var. Yani daha olacak olanlar kafa yani hazır. Olabilirse, olanlar. olabilirse Allah ömür verirse. İnşallah. Yani çünkü defileyi e, öyle ben defile yapacağım diye yapmıyorum. İşte yani, onu merak ediyorum. Yani sizin için defile yani, nedir? İmkansız yani şey nedir onu? Bir defa çok alakası var. Neden etkileniyorsun diyorlar. Yaşamdan çok etkileniyorum. Yani yaşamdaki her şey beni çok etkiliyor. Ee, bazı koleksiyonlarımda bakıyorum. Mesela bu e, Monsieur Butterfly'dı. Monsieur evet. Butterfly e, beni filmi çok etkilemişti. Ve o filmden e, tabii ki hemen çevirdim. Bir sürü e, o filmdeki yaşayan e, adam gibi insanların ızdırapları. Yani Madam Butterfly var, Bayan Butterfly var ama Mösyö'ler de var. Aynı Butterfly gibi acıları çeken. Evet. Ve e, o koleksiyon doğdu. Kelebeklerle olan, uçuşan ama çok renkli değil. Yeşil, haki, bej yani soluk rüyalar gibi ama kelebekler olan e, oldu. Sonra e, sahire defilesi yaptığım zaman e, annemle yaşadım. Annemin çocukluğuyla işte annem doğduğu zaman annem hep ağlardı. E, biz de olduğumuz ah yavrum fakir zamanımıza denk geldiniz diye dediği dakika 12 kişi çalışıyordu yanımızda. Kimi Çünkü annem mi? doğduğu zaman e, köşkte bilmiyorum kaç kişi çalışıyormuş bir de annesi 8 aylık öldüğü için Teyzelerinin göz bebeği, böyle dadılarla elinde e, onlarla büyütülmüş bir kadın. Ve annemin böyle içine girdim doğduğundan e, ve annemin e, 8 aylıkken annesini kaybetmesinin acılarından e, büyürken işte Esenpişeri'ye gitmiş, Fransız okulunda okumuş, Sörlerle. E, bütün onları böyle kendimde elbiseye döktüm. Onun içinde böyle boyalar sıçrattım, baskılar kondu, bir sürü kıymetli gümüş parçalar da vardı. Ama pır, yırtılmış işte babamla olan mutsuzluğu, ayrılmışlığı, babama olan aşkı, hiç evlenmemesi 32 yaşından sonra ama en son gene el elinde babamın vefat etmesi, kadın olarak duydukları acılar, o Sahire Sultan'ın Hayatında oradan e, son nefesini verirken ki o hala burnu havada oluşu. Mesela sahireye baktığın zaman e, o renkliliği, o acıları şiir gibi görüyorsun. Yani hayatın sıçratmalarını görüyorsun. Onun için de hayat beni çok etkiliyor. Yani mesela hiçbir koleksiyonumun anlamsız çıkmadı. İyi. Çünkü beğenilmesi için hiçbir şey yapmadım. Bütün yaşamın boyunca. Ya da moda olsun ya da moda, moda olsun diye, diye yapmadım bir. Ayrıca biliyorum. ne kendimi giyinirken, ne kendi hayatımı yaşarken, ne de yaptıklarımın beğenilmesi için yapmadım. Kısa bir reklam arası efendim. Sonra buradayız devam edeceğiz. E. Daha önceki röportajlarınızı da okudum size, e, size bakarken, sizi araştırırken. E... Düşmanlarım sayesinde Cemil İpekçi oldum diye bir sözünüz var evet. sizin. Ama siz sanki öyle yapıda bir insansınız ki e, düşmanınız olmazmış gibi. Hani sanki Olmaz mı? E, bunu e, görmezden gelirmişsiniz. Hayır, gibi. hayır. Böyle acı çekip Hayır de kendiniz yok. Hayatında gibi. hem melek hem şeytan oldum hayatım boyunca. Hep bana çok iyi insansın derler. Yani evet kötü insan olmadım çok da ama e, bir hürrem gibi kösem gibi e, 46 <laughs> sene idare ettim. Neydi yani, o düşmanlıklar? Yani peki? niye sizin düşmanınız? Yani, olsun? Düşman olmaz mı? Çünkü ama bu bizim ülkemizde değil dünyanın her yerinde tamam. sanat dünyasında biliyorsunuz Hı -hı. var. Yani siz bir şey ileri gitmişseniz muhakkak orada kifayetsiz muhtel dediğimiz insanlardan biri çıkıp ya dedikoduyla sizi mahvetmeye ya da işinize mani olmaya ya da elemanınızı çalmaya yapmıştır. Ha Ben hayatım boyunca bunu bildiğim için, saraylı da olduğum için, saray entrikalarını da iyi bildiğim için <laughs> doğru, çok bu güzel bitmişim. bir modanın hürremi gösterme olabildim. Bu yani halkımın e, sevgilisi, evet. kardeşi ama kendi muhitimin canavarı oldum. Yani onun için korkarlar belki de çünkü o koydukları muz kabuklarını görüp kendi ayaklarının altına attım. Yani daha evvelden haber alıp casuslarımla nerede ne entrikalar çeviriyorlar onları da yeter çevirdim. 46 sene kalabilmek sanat dünyasında öyle çok kolay bir şey değil. Yani kendi moda değil tasarım dünyasında bir sanatsa 46 senedir hala Cemil İpekçi sokağa çıktığında sevenleri bu kadar çok yanına geliyorsa ve bu sevenler de 17-18 yaşında, 20 yaşında, 8 yaşındaki gençler artık Cemil amca bile demeyip, Cemil abi bile demeyip Cemil diyorlarsa e, öyle kolay değil de hele bizim ülkemizde bu savaşı verebilmek. E, onun için de hayatını hep diyorum çok iyi bir tasarımcı olmadım belki ama çok iyi bir savaşçı oldum. Biraz evvel söylediğim mutluluklar da e, mutluluklar gelir geçer. Anlıktır mutluluklar e, hayatın hepsi pembe değil. Ben hayatımda hep gök kuşağı olmayı tercih ettim. Çünkü gök kuşağı gibi her renginde zevk alabilmeyi, her rengi hayatına girdiği zaman onu değerlendirebilmeyi kendime bir hedef aldım ve ee, gökkuşağı gök kuşağı gibi yaşadım. Hala öyle yaşıyorum. Peki hiç e, farklı bir e, farklı bir kişiliğiniz var sizin? İşte yüzüklerinizle, takılarınızla, gözlüğünüzün rengiyle. Yani toplumun dışında aykırı bir çocuksunuz aslında. Yani şu anda şu anda aykırıyım da. O zaman da aykırıydınız. Hayır o zaman için de aykırının ötesiydim. Tamam peki hiç şu duygu oldu mu yani? Acaba ben reddedilir miyim? Ya da ben burada kendimi ispat edemeyebilir miyim? Acaba hayır. alay konusu olur mu? Hayır. Dışlanır hayır, mıyım? Hayır hayır. Onlarla nasıl Hayır hiç yetiş? olmadı. Bunu çünkü... neden soruyorum? Şu an bizi izleyen... Kendi farklılıklarının farkında olan, kendi özellikleriyle güzel olan ve kimseye benzemeyen ve moda için kendini değiştirmeyen insanlar, gençler örnek alıyorlarsa size. Evet, hayır. Onların mücadelesi için hasta bulmuşlar. Hayır, tabii. hiçbir zaman için olmadım. Tamam. Ee, alay edilmekten korkmadım. Çünkü çok alay, alay da edildim. Yolda yürürken hakaretlere de maruz kaldım. Ee, sanal dünyada da hakaret edenler hala olabiliyor. Fakat ben hep derim. Yani bir evde oturuyorsunuz ve köpekleri çok severim. Hayvan benim için çok önemli. Ama maalesef köpeklerimizin çoğu sokaklarda. Ama farz edin ki devamlı havlıyorlar. Her dakika çıkıp da hoş diyemezsiniz ki pencereye. Onun için hayatta... E, yani sevilmeyi beklemedim. Beğenilmeyi de beklemedim. Kimse de beklemesin. Çünkü ben de herkesi beğenmiyorum. Herkesi sevmiyorum. Bu önemli. Ee, çok, en önemli yani olan şey. Kimseyi beğenmek için şey, davranmamalı. En önemli şey olmalı. hayatta insanın kendini sevmesi evet, ve beğenmesi. Evet. Çünkü en masum şey de giyinmek. Hmm. Giyinmenin e, ne doğaya ne insanlığa hiçbir zararı yok. Onun için e, moda denilen o olgudan o, e, uzaklaşıp canım istersen tepene gül koy. Herkes gülebilir. Ama senin canın o gülle dolaşmak istiyorsa ha beğenmeye beğenmeyebilir. Beni de beğenmeyen olabilir. Yani o kadar beğenmeyen de oldu ama sonunda baktım beğenen çoğalmaya başladı. Ama bunun şununla bilgisi var tabii. Yaptığınız işin bir imzası var, bir kimliği var. Hay kimliği Neticede var ama yani mesela bunu... 71'de hiç unutmuyorum çok kısa olarak söyleyeceğim. E Türkiye'ye döndüğüm zaman e, babam bekliyordu havaalanında. Artık bitirmiştim Türkiye'ye dönüş hı hı, yapıyordum. Hı. E, saçlarım işte omuzlarımda arkası daha uzun yazdı. E, Ağustos sonu falandı. Eee üstümde çıplak sarı bir salopet var. Böyle hani şey bahçıvan tulumu var. Kanarya sarısı. Boynumda kolyeler, küpeler, işte sürme gözümde saçım falan. E, pasportumu uzattım. E, polis İngilizce konuşuyor yani. Hmm. Türkçe konuşuyorum gene İngilizce konuşuyor. Sonra havaalanına çıktım. Herkes bana bakıyor. 71 yılında. Babam da geldi. Baba dedi niye bakıyorlar insanlar? bana Sen de evden çıkmadan evvel kendine baktın mı? 71'de Türkiye'de kulağında küpe, e, sarı salopetler, takılar içinde biri yoktu. yok mu? E, hakaretler olmadı mı? Dedikodular olmadı mı? mı? Hayatında yaşarken cesur yaşamayı bilmek lazım. Seçiminin arkasında durmak lazım Ve insanlar için yaşamak değil Kendin için yaşaman gerekiyor İşte bu mesajları almak istemiştim Bizi izleyen genç arkadaşlarım için Sol iki sorumu soracağım Hiç sevmem hiç kullanmam dediğiniz bir renk oldu mu bugüne kadar? Valla Bir tane renk vardır O rengin adı esasında Doğada yok öyle bir renk Böyle Nasıl? ne Şeydir Pembedir ne liladır Arası bir renktir. Gül kurusu gibi bir şey mi? Gül kurusu çok severim. Onun bozulmuşu bir renk vardı. Aa. Ben bozulmuş renkleri sevmiyorum. Yani aslında doğadaki renkleri seviyorum. Fakat mesela herkes e, gri sevmez. Ben griye aşığımdır. Çünkü griyi bir sürü renklerle karıştırabilirsiniz. E, ama en sevdiğin renk dersen... Onu da soracaktım. Yani o vazgeçilmezim. Evim öyle, buradaki evim de öyle, bodumdaki evim öyle... O bodrum mavisi yok mu? Boncuk bodrum mavisi. Hayatımda onu gördüğümde bulduğum huzuru bir beyazda bir de onda görüyorum. Yani. Peki kesinlikle e, tasarlamayacağınız veya düşünmeyeceğiniz bir kostüm ya da bir giysi var mıdır? Var. O nedir? İşte var ya böyle meşhur olmak için yapanlar iki tane yaprak koyuyor buraya bir tane buraya. O ne? Böyle hani bütün işte işleme buraya koyuyorlar ha, tamam. önüne çırl çıplak. Ha tül üstüne yapıyorlar. Tül üzerine yapılıyor tamam. çırl çıplak evet. ee, ve orada e, e, tabii ki bütün gazetelerde çıkıyor. Evet. Çünkü çıplak ön sayfalarda ve tasarım. Evet. Unutuyorlar biz kadını giydirmek için buradayız, kadını soymak için değil. Dekolte yapabilirsin. Ama o kadar kolay ki basit ve ucuz reytingler alabilmek. Yani öyle bir elbiseyi kim giyer? Ancak bir Oscar'da, Oscar'da bir kadın skandal yapsın diye. Onun için de öyle bir elbise hayat boyu yapmam bir. Bir de gelinliklerimde çok dekolte isteyen gelinlere gelinlik dikmem iki. Çünkü gelinlik nasıl yaşadığın beni ilgilendirmiyor gelinliğe kadar. Ama hiç olmazsa gelinliğini giydiğin anda biraz masumiyeti ifade etsin. Saflığı ve masumiyeti. Biraz. Hayatında bir kere hiç olmazsa şu devirde de olsak, <laughs> hani bir geceliğine tekrardan bir çocukluğuna dön masumiyetine bürün. Teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ben teşekkür için. Çok ediyorum. Güzel Çok güzel bir sohbetti. İyi akşamlar.